Yıllarca çalıştık, çabaladık diyen emekliler insanca yaşamak için isteklerimiz var diyerek ses yükseltti. 21 maddede emeklinin sıkıntısını dile getirdiler. Geçinemiyoruz diyen emekliler maaşlarına zam istedi. Emekli aylığı bağlanma oranının %35'ten 70'e çıkarılması da talepleri arasında. Kesinlikle mutsuzum. Yetmiyor. Mecburiyet karşısında tepe takla atarak gidiyoruz. Milletin yüzü gülmüyor ya. Pahalılıktan. Bir tane memnun olanı göstersene bana Kızılay'ın göbeğinde. Maaş almaya hiç gitmiyorum. Benim son 10 yıldır cüzdanım yok. Kartla yaşıyoruz zaten. Ay başını bile unutuyorum. Kira, faturalar, gıda harcaması, borçlar, yetmeyen maaş. Emeklilerin derdi say say bitmiyor. Emeklilik keyfini, sefasını sürmek bir yana ikinci baharda cefa çekiyoruz diyor emekliler. Bir dokun bin ahişit sözünü bilirsin. Emeklilerin hali böyle bir şey. Aktif çalışma yıllarında kesinlikle bir kuruşluk veresiye bir alışverişim olmamıştır. Ama şimdi borçlanmayı da öğreniyoruz. Kuruşu kuruşuna hesaplarla yaşıyoruz. Emeklilik, emekliler için ömrünün son döneminde daha çileli ve kahırlı bir yaşam şekline dönüşmüştür. Tüm emekliler eşgüdüm kurulu maaşlardan sosyal haklara kadar 21 maddede sıkıntılarını sıraladı. Çözüm önerilerini de açıkladı. Emekliler en çok geçinememekten şikayetçi. Bir emeklinin araba alması hayal. Yani bir düğün olduğumuzda korkuyoruz. Altın takacağız diye. Alamıyoruz, yetişmiyor. 2300 lira elime geçen fakat 4000 lirada giderim oluyor yani. Borçlanarak gidiyorum. Birçok emekliye göre güzel maaş aldığımı düşünüyorum. Ben bu kadar sıkıntı çekiyorsam evimde eskiden hiç bakliyatım falan bitmezdi. Şimdi bakıyorum şekerim bitmiş, kuru fasulyem bitmiş. Artık günlük alışveriş yapıyorum. Türkiye Emekliler Derneği de emekli maaşlarının düşük olmasına dikkat çekti. Çalışırken asgari ücret üzerinden SGK primi yatırılmasına rağmen emekli olunca asgari ücretin dahi altında aylık alındığına vurgu yaptı. Emekli aylığı hesaplamasında %35 olan aylık bağlama oranı %70'e yükseltilmeli dedi. Emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanmasında bürüt asgari ücret taban aylığı alt sınır olarak kabul edilmelidir. Aylık bağlama oranı en az %70 olmak üzere hesaplanmalıdır. Elektrik, doğalgaz, suydu, faturasıyla zaten maaşın yarısı gidiyor. Ondan sonra kalanla geçinsinler bakalım. Maaşın nereye gideceği bellidir zaten. Siz sadece aracısınız. Alıyorsunuz ve dağıtıyorsunuz. Harcamalar zamlanıp maaşlar enflasyon karşısında eriyince hesap kitap yapıyor. Umduğunu değil bulduğunu koyuyor sofrasına emekliler. Et zevoniyle hiç aramız yok zaten. Etin kilosu olmuş 60-70 lira. Şu an sebze de yiyemiyoruz, et de yiyemiyoruz. Ne yiyeceğiz bilmiyorum. Aklımızı yiyeceğiz herhalde sonunda. Seslerinin duyulmasını ve sadece geçimini sağlayacak kadar maaş istiyor emekliler.